Bugün inceleyeceğimiz tüm Escobar, yani plata o plomo. Gümüş mü, kurşun mu? Bakalım hangisi çıkacak bize? Bu arada başlamadan önce lütfen videoyu şimdiden beğenmeyi ve bana abone olmayı unutmayınız. Ve sponsorumuz narginemerkez.com'a çok teşekkür ediyoruz şimdiden bize böyle bir tütün gönderdiği için. Abi JBR'ın Escobar tütününü inceleyeceğiz bugün. Bakalım acaba nasıl bir şey çıkacak? Bu arada gördüğünüz gibi bana gelen tütünü 100 gramlık. Bunların 100 gramlık, 250 gramlık ve kiloluk olan modellerini gördüm genel olarak. Onları denedim. Aralarında herhangi bir tat farkının olmadığını da size söyleyebilirim. Bu arada şuradaki resim değil abi. Tütünün kendi hali gördüğünüz gibi. İlk başta size içeriğinden bahsetmek istiyorum. Abi bu arkadaşın içeriği portakal, şeftali ve çarkıfelek meyvesi, ayrıyeten de buz varmış içinde. Yani buz dediği bana göre hepsinde genel bir mentol benzeri. Mentol demeyeyim de genelde ice, yani o soğukluk, serinlik veren bir tat olarak şey yapıyorum. Mentol birazcık daha farklıdır. Öncelikle hızlı bir şekilde bir paketi inceleyelim. Bakalım içerisinde neler var. Bu arada bu spesiyel edisyon olarak geçiyormuş. Çok inanmıyorum gerçi böyle yazılara da. Abi tütün Türkiye üretimi. Bunu öncelikle ilk başta belirtmek istiyorum ama Türkiye'ye girmiyor. Aslına bakarsanız bu arkadaş bir Rus tütünüdür kendileri. Üretim yeri de yanlış hatırlamıyorsam Antalya olması lazımdı. JBR'ın internet sitesini görüyoruz burada. Türk yapımı olduğu yazıyor. Hatta size böyle bir küçük bir içeriğini de göstermek istiyorum. Çok bir şey yapmadan, odaklayarak. Evet. Abi şurada gördüğünüz gibi çok fazla bir bilgi yok. Herhangi bir içinde ne olduğu ile ilgili herhangi bir şekilde bilgi de belirtmemiş zaten. Hızlı bir şekilde paketimizi açalım. Vallahi şahsen ben tadını merak ediyorum. İnşallah beklentilerimi karşılar. Çünkü meyveli tütünler konusunda biraz hassasım. Herkes bakıyorum piyasada son zamanlarda çok fazla meyveli tütün şeyinde. Ben ise beğenme konusunda biraz sıkıntılar yaşıyorum. İnşallah güzel bir şey çıkar. Oo. Abi özellikle söyleyeyim, JBR'ın şey kıyımı her zaman çok güzel. Yani gerçekten. Ha, portakal ve şeftalinin kokusunu alabiliyorum bu arada. Şöyle bir yakından göstermek de istiyorum size. Güzel. Şunu birazcık boşaltalım. Tabağımız üzerinde her zamanki gibi inceleyelim. Kıyma her zamanki gibi çok güzel. Aşırı derecede şerbetli, yani bu sıvının olmadığını söyleyebilirim ama JBR öyle değil abi. JBR aslına bakarsan gayet şerbetli bir tütündür normalde. Şu anda görünen odur. Muhtemelen tabana çöktüğünü düşünüyorum. Aynen, az da olsa tabana çökmüş. Fena değil. Her zamanki gibi diyorum. Kıyımını ben beğenirim bunun. Her firmanın farklı bir kıyımı vardır. Onun için işte yok kıyımı çok güzel, kıyımı şöyle böyle diye yorumlamıyoruz biliyorsunuz. Onun için de içinde yaprak, yani tütün yapraklarının damarları dediğimiz çöpleri çok az da olsa mevcut. Yani pek çöplü değil. Abi bunu direkt olarak yapıp denemek istiyorum. Hızlı bir şekilde bence yapımına geçelim. JBR Escobar ne kadar tatmin edecek bizi? Ne kadar beklentilerimizi karşılayacak. Ama ilk izlenim olarak çok böyle ağır, kötü bir koku almadım. Çünkü tütün ilk kokusu da birazcık benim için önem arz ediyor. Yani kaliteli tütün kendini birazcık belli ediyor. Ben şu anda Türkiye'deki kaliteli tütünler arasında yani JBR'ın olduğuna kesinlikle inanıyorum. Hemen hızlı bir şekilde yapımına geçelim. Evet, nülemize tütünümüzü koyduk. Artık şu tütünümüzü bir içip yorumlamaya başlayalım. Evet, nargilemiz hazır. Biraz demledik, bekledik kömürler üzerindeyken. Artık tadına bakmaya hazırız bence. Ya inşallah şüphelerimize mal vermez. Beklediğimizden daha iyi bir tütün çıkar. Biraz beklettiğim için hızlı duman gelmeye başlıyor zaten.
Daha ilk birkaç çekişimde şunu fark ettim. Portakal tadı baskın. Başlangıç seviyesinde şu an beklentiyi karşıladığını söyleyebilirim. Her zamanki gibi bu tarz sütünlerde içinde buz veyahut da mentol olan herhangi bir şeyde nane tadı diye geçiyor gerçi. Genelde şu ilk başta bir fazla ferah tat geliyor. Ondan dolayı geri kalan tatları biraz baskınlıyor. Ama şöyle söyleyeyim size. Yani genel olarak portakal tadını daha fazla almaya başladım. Şeftali çok alttan geliyor. Çarkıferek meyvesini çok daha az alıyorum. Bu daha başlangıç seviyesi. Birazcık daha ilerleyip tekrar devam edelim bence. Yaklaşık 45 dakikadır nargilemizi içiyoruz. Genel puanlamayı yapalım ilk başta. Onu söylemek istiyorum. Ya bence bu nargile duman olarak 6 ya da 7 seviyelerine yakın diyebiliriz. Ama 6 diyebilirim. Genel olarak JBR güzel bir tütündür. Ama ben bu tadını çok fazla beğendiğimi söyleyemem. Yine şöyle söyleyeyim. Eğer hafif ve güzel bir nargile içmek isterseniz hafif olarak söyleyeyim özellikle. Çünkü herkes aynı çeşit nargileyi sevmeyebiliyor. Ben hafif nargileleri çok fazla sevmem. Ama yazın güzel gidebilecek bir tat. Bir daha puanlamamıza geri dönecek olursak 6 numara dumanına veriyoruz. Yoğunluk olarak bakarsak hani bizim doyuruculuk diye tabir ettiğimiz puanlamaya bakarsak buna 3 vermek zorunda kalıyorum. Çünkü şahsen beni kesen bir nargile değil. Onun haricinde tat olarak baktığınız zaman tat olarak da 5 veriyorum buna. Çünkü tatları özellikle de ice olan nargileler genel olarak tat olarak baskındırlar. Ice daha baskın olduğu için daha hafif bir tada sahip oluyor. İncelememizde şunu söyleyeyim. Başlangıç, yükseliş ve bitiş seviyelerinde bu nargile tabii ki başlangıç seviyesinde çok yoğun bir şekilde başlıyor. Özellikle de ice tadı çok yoğun bir şekilde geliyor. Orta seviyelerinde birazcık daha meyveleri daha fazla hissetmeye başlıyorsunuz. Düşük seviyelerinde fena değil. Tat genel olarak koruyor kendini. Hatta bir daha çekip bakalım. Aslında yani boğazı gıcıklayan bir nargile değil. Uzun süre boyunca gidebilecek bir nargile. JBR'ı genel olarak size tavsiye ederim. Özellikle hafif nargile sevenler gerçekten JBR'ı denemeleri lazım. Escobar tütününü de genel olarak dediğim gibi hani ben yoğun sevdiğim için birazcık daha farklı düşünüyorum tabii ki. Dediğim gibi bunu evde kendiniz yaparsanız, hafif nargile içmeyi seviyorsanız, sizi böyle çarpmayacak, güzel, içimi gayet güzel onu söyleyeyim size özellikle. Tütünü tavsiye ederim. En azından bir deneyin. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basarsanız yeni bir kanal olduğumuz için buna çok ihtiyacımız var. Abone olursanız çok sevinirim. Beni izlemeye devam edin. Size güzel bilgiler, güzel tütünler tanıtmaya devam edeceğiz. Yapmamı istediğiniz herhangi bir şey varsa altta yorumlarda bildirebilirsiniz. İyi akşamlar diliyorum.